Herkese merhaba, ben Zeynep. Hobi Sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi kolay, ortası çiçekli, hanım dilendi motifi anlatımı yapacağım. Bu modelde çok güzel bebek battaniyesi olur arkadaşlar. Yatak örtüleri, kırlent, birçok alanda değerlendirebilirsiniz. Yine aynı zamanda çanta, hırka, birçok yerde kullanılabilir. Eğer battaniye yapıyorsanız birleştirme tekniklerimi yine bu videonun sonundaki linkte bulabileceksiniz. Tüm detaylarıyla anlattığım videolarım bu videonun sonunda olacak. Kullanmış olduğum ipler kotun iplikler. Hemen şöyle bakalım. Gramda 330 metre diyor kalınlığını, buradan anlayabiliriz. Farklı koton iplikler kullandım. Tığ numaram ise 3 milim bir tığ. Şimdi derseniz, kanalıma abone olduysanız ki abone olmak ücretsizdir. Hadi videomuza geçelim. Evet, bismillah diyelim ve başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. 3 zincir yaparak başlıyorum. Ve şu küçük ipi de geriye dönük tutacağım. Ve bu boşluğun içerisine bir kere sarıp iki kere de çıkarttım. 8 tane toplamda ikili trabzan yapacağım. Bu birdi. Zincir hariç 8 tane ikili trabzan yapalım. Evet, şu başlangıçtaki küçük ipi de çekiyorum. İpimizi sıkıca kapatalım ve ilk baştaki yapmış olduğumuz trabzanın tepesinden ilmek kaydırmayla eklemimi yapıyorum ve burada bir tane zincir çekerek orta kısmı oluşturduk bile. Şimdi renkli iple devam edeceğiz. Evet, şöyle küçük bir başlangıç yaptık. Evet, herhangi bir trabzanın tepesinden ilmeğimi sabitliyorum. Şu şekilde tığımın üstüne atıyorum. Ve burada 1, 2, zincirimi 3'e tamamlıyorum. Şunu sıkıştıracağım. Şimdi aynı yere tığımın üstüne bir kere dolayarak yine 2 seferde çıktığım 2 tane ikili trabzan yapacağım. Arada bir tane zincir tığımın üzerine doladım. Şimdi yanındakine bir tane, aynı yere ikinci trabzanımı yaptım ve aynı yere üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde aralarda bir zincir, üç tane trabzan şeklinde bütün trabzanların tepesine bu şekilde üçlü trabzan gruplarımızı yapalım. Toplamda 8 tane trabzan grubumuzu oluşturalım. Evet, başlangıç noktamıza kadar geldik. Burada da bir tane zincir yapıp şuradaki trabzanın tepesinden kaydırma yaparak burada ipimizi keselim. Orta kısım hazır. Şimdi beyaz olan kısma geçiyor olacağız. Şöyle motifimize bir kere daha bakacak olursak, burada kareyi daha güzel ve bütün sağlayabilmek adına bu köşelerde üçlü trabzan yapacağız. Aralarda ikili trabzan. Üst sırada ise ikili trabzan şeklinde ilerliyor olacağız. Bu iki sırayı tamamladığımızda motifimiz tamamlanacak. Fakat sizler daha büyütmek isterseniz yine aynı şekilde bu beyazın ikinci sırasını tekrar ederek sürekli büyütebilirsiniz. Hemen geçelim. Herhangi bir köşeden, iki tane buradaki grubun arasından şöyle ipimi bağlıyorum. 1, 2, 3 ve zincirimi 4'e tamamladım. Burada ikili trabzan yapacağım için, pardon, üçlü trabzan yapacağım için iki kere doluyorum.
ve ikişer ikişer çıkartıyorum. 3 adımda çıktık. Tekrar 2 kere doluyorum. İkişer ikişer çıkarttım. Yarım bir köşeyle başlayıp daha sonra tamamlıyor olacağım. O yüzden bir tane zincir çekerek diğer grubun orta boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tığıma 2 kere dolayarak şimdi bu boşlukta şu ipi de şu yönde alalım. Arada yok etmiş olacağız. 1 2 3 kere de çıktığımız trabzanımızı yaptık. Burayı köşe olarak belirlediğim için 2 tane zincir yapıp tekrar aynı noktada 3 tane üçlü trabzanımı yine yapıyorum. Bakın dönüşü sağladım. Arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan, 1 zincir ve köşe oluşturuyorum. Arada 2 zincir ve yine köşemde olduğum için üçlü trabzanlarımı devam ettiriyorum. Devam edelim. Bir zincir, burada yine köşe yapıyorum. Evet, köşemizi tamamladık. Yine bir zincir yaparak şu ara boşlukta üçlü trabzan grubumuzu yapıyoruz. Ve ilk başlangıç noktama geldim. Burada bir köşe oluşturmuştum. Yarım olarak başlamıştım. Burayı tamamlıyorum. Evet, bu şekilde. Burayı yarım tamamladığımda arkadaşlar aynı renkle devam edeceğim için eklemeyi orta kısma alacağım ve iz olmadan, ip izi olmadan güzel bir bitiriş sağlamış olacağız. Bir tane zincir yapıp tığımın üstüne bir kere doluyorum. Buradaki zincirin içerisinden ilmek çıkartıyorum ve üçünü tek seferde topluyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkalım. Üst sırada sadece ikili trabzan yapacağız. Başlangıçta yine yarım bir köşeyle başlayarak devam ediyor olacağız. Bir zincir, artık boşluklarda
ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Bundan sonrası aynı devam ediyor olacak. Sadece bitirişi göstermek istiyorum. Şuradaki köşeyi de göstereyim arkadaşlar. Motifimiz tamamlandı. Dediğim gibi tüm birleştirme videoları bu videomun sonundaki linkte olacak. Ayrıca kanalımın ana sayfasından oynatma listelerime de bakabilirsiniz. Birçok farklı kategoride örgü modelim var. Onları da göz atın lütfen. Abone olmak da ücretsiz. Onu da hatırlatayım tekrar. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, bu şekilde devam edelim. Sonda bitirişi göstereceğim. Ben motifimi bu sırada bitiriyor olacağım. O yüzden size bitirişi göstereceğim. Eğer daha büyük yapmak istiyorsanız bu son sıramızı tekrar edebilirsiniz. Tekrar ediyorken bir zincir çekerek ortada ilmek birleştirerek üst sıraya çıkabilirsiniz. Daha muntazam olması için. İstediğiniz kadar sırayı yaptıysanız ve bitiriyorsanız bu şekilde artık iki zincir çekerek bitirebiliriz arkadaşlar. Buradaki trabzanın tepesinden de ilmek kaydıralım. Bir tane zincir çekerek motifimizi tamamlayalım. Daha sonra daha ince bir tığ yardımı ile şöyle arkalara gizleyin arkadaşlar. Bu şekilde motifimizi tamamlamış olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle sağlıkla kalın. Hoşça kalın.